Merhaba arkadaşlar. Ben Buray Yazar. Bugün size WordPress bir web sitesi nasıl başka bir alan adına taşınır? Adres değişikliği nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Search konsoldan başlıyoruz. Search konsola özellik ekle bölümünden buraya sitenizin burada görmüş olduğunuz gibi her iki versiyonunda giriyorsunuz. Ben comtr olan sitemi koma taşıyacağım. Bu video bunun üzere kurulu. Ama siz komu da comtr'ye taşıyabilirsiniz. Neti de taşıyabilirsiniz. Farklı isimlere taşıyabilirsiniz çok kolay bu şekilde. Öncelikle taşımak istediğim domain hangisi? Bu. comtr'den koma taşıyacağım. Bunun yeni sekme de açalım. Şurada bir ayar butonu var. Gördünüz mü? Buna tıkladım adres değişikliği butonuna basıyoruz. Ve Google bize şöyle bir 4 aşamalı bir form sunuyor. Listeden yeni sitenizi seçin. Buraya yazar koma aktaracağımı söyledim. 301 yönlendirmelerinin düzgün çalıştığını doğrulayın diyor. Burası önemli arkadaşlar. Eğer 301 yönlendirmesini yapmazsanız siteniz eee açılmayacaktır ya da e, eski yazılarınıza ulaşamayacaksınızdır. Yani normalde site taşıma işlemi mantığı şudur. Diyelim ki eski sitenizde WordPress nedir diye böyle bir yazınız var. Bunu tıklandıktan sonra koma yönlenmesi lazım bu şekilde. Eğer bunu yapmazsanız burada 404 ya da sayfa bulunamadı hatasıyla karşılaşırsınız. bunu da 301 yönlendirme deniyor. Bunu nasıl yapacağız? htaccess denilen dosyayı düzenleyip yapabilirsiniz. htaccess dosyası public html'in içerisinde olan bir dosya. Buraya çok takılmayın. Bu benim sunucumla alakalı bir şey ama buraya public html deniyor. Public html'de olduğunuzu nasıl anlarsınız? Burada WordPress'in default wp-admin content-includes klasörlerini görüyorsanız doğru yerdesiniz. Şu dosyayı işlem yapmadan önce mutlaka ama mutlaka yedekleyin. Daha sonra bu dosyayı masa üstüne kopyaladıktan sonra yedek mutlaka dursun. Farklı bir dosyada işlem yapın. Bunu sağ tıklayıp edit sonra böyle bir kodu yazıyoruz. Bunu e, videonun altındaki blok bölümündeki yazıdan bulabilirsiniz. Bununla alakalı yazı var. E, bu kodu HT aksesin içine kopyaladıktan sonra buraya atıyorsunuz. Atarken dosyanın başında nokta işareti olması gerekiyor ve sonunda herhangi bir uzantı olmaması lazım. Biraz büyütelim şunu. Şöyle yapalım. Burada dikkat ettiyseniz dosya türü HT Access dosyası diyor. Yani eğer dosya türünde TXT şunun gibi ya da html ya da php yazıyorsa e, o dosya yanlıştır buraya kadar yaptığınızı varsayıyorum ondan sonra buradan siteyi seçtikten sonra ikinci adım 301'lerin düzgün çalıştığını denetliyorsunuz eğer bir problem varsa burada çarpı işareti ve hata mesajı çıkar 301'leri lütfen yeniden yapılandırın bu arada htaccess'i e, düzelttiğiniz zaman hemen etki etmeyebilir Böyle bir bilgi internette bulamadım ben ee, ama e, aksesi dosyasını düzenledikten sonra yarım saat, bir saat ya da iki saat beklemeniz gerekebilir. Ee, ara ara kontrol etmenizi tavsiye ederim. Ee, ben bu işlemi yapalı 45 dakika falan oldu. Daha yeni gelmiş bu tik işareti. Burası da tamam. Adımların yanında tik görüyorsanız doğru gidiyoruz. Doğrulama yöntemlerinin hala yerinde olup olmadığını kontrol edin diyor. Burada da zaten yeni ve eski sitenizin taşıma işleminden önce düzgün bir şekilde doğrulanması. Yani Google şunu istiyor. ya Kafana göre adres değişikliği yapma. Ben sana adımları söyleyeyim. Onları kontrol et. Birlikte yapalım diyor. Bunu babanız da olsa yapmaz yani. Daha bunu da onayla diyelim. Tiki görürsek sıkıntı yoktur. Gördük. Ve son olarak adres değişikliğinizi komtr'den koma taşımak istediğinizi onaylayın diyor. Göndere basıyorum ve taşıma işlemim başlıyor Google tarafından. Bu işin Google tarafı arkadaşlar asıl taşıma işlemi daha farklı. Şöyle ki Burada Buğra yazar Com'un klasörünü görüyorsunuz. Burada da Com.tr'nin klasörünü görüyorsunuz. Tavsiyem bunu sürükleyebiliyorsanız şayet içindekileri o klasöre sürükleyin. O da şöyle Ctrl A dedikten sonra hepsini seçip şöyle sürükleyebilirsiniz. Neyi nereye taşıyacaksanız. Ama eğer bir sunucunuz yoksa farklı hostinglerdeki siteleri taşıyacaksanız da şöyle yapın. Dosya yöneticisi bölümüne girin. Burada gördüğünüz bütün dosyaları bir zip haline getirip indirin. Daha sonra hangi siteye taşıyacaksanız o sitenin hostingini açın ve oraya FileZilla ya da dosya yöneticisi bölümünden aktarın dosyalarınızı. Dosyalarınızı aktardıktan sonra bu dosya taşıma işlemi e, ikinci adım olarak düşünebiliriz. Birinci adım Google'du. ikinci adım dosya taşıma işlemiydi. Üçüncü adım ve en önemli adım en çok dikkat edilmesi gereken adım da veri tabanı arkadaşlar. Sonuçta buradaki gördüğünüz bütün veriler aslında e, eski sitenize ait veriler. Yani burada her şey com.tr olarak dizayn edildi. Öyle linklendi, öyle düzenlendi, öyle kayıt oldu. Artık nasıl e, tabir ediyorsanız. Bunu dışı aktar butonuna basıp veri seçtikten sonra dışa aktar butonuna basıp git'e basıyorsunuz ve Şöyle bir SQL dosyası indiriyor. Ben bu dosyayı masa üstüne kopyaladıktan sonra bunu değil, bunu değil çünkü her zaman bir yedeğiniz olması lazım. Bir işlemi yanlış yapabilirsiniz, hatalı yapabilirsiniz. Ben bile çoğu zaman e, hata yapabiliyorum e, yani ben bile derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Sistem o an bozulabilir, internet kopabilir, başınıza her şey gelebilir. Yedek almanızın hiçbir zararı yok. Gördüğünüz gibi iki saniye. Bunu hatta şöyle yapalım. Orijinal yazalım. Orijinal SQL dosyamız olduğu belli olsun. <laughs> bu da değişen SQL diyelim. Dosya ismi çok önemli değil. Zaten bu dosya ismini çekmiyor. Buraya Ahmet Mahmut bile yazabilirsiniz. Bunu Masaüstündeki üstündeki değiştireceğimiz dosyayı Notepad ya da Notepad Plus Plus hangi editörü kullanıyorsunuz onunla açıp şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar diyorsunuz ki replace et neyi replace edeyim diyor soruyor program sen buraya yazar com.tr olan bütün linkleri buraya yazar com olarak replace et değiştir tamam mı tamam daha sonra e burada replace all tuşuna basıyorsunuz ve bütün her şeyiniz değişmiş oluyor. Linkleriniz değişti. Sonra ne yapıyorsunuz? Bunun zaten yediği olduğu için şu an istediğim gibi takılabilirim burada. Buradan şöyle hızlı hızlı yapıyorum ama biraz yavaşlayayım. Buradan virg tabanını seçip tümünü işaretle butonuna basıyorsunuz. Buradan da kaldır tuşuna basıyorsunuz ve siliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra içe aktar. Dosya seç. Değişen SQL dosyamızı seç. Git. <laughs> Eğer burada hata mesajı görmez isek her şeyi doğru yapmışızdır. Evet, iç aktarma başarılı. Şu yeşil ikonu görüyorsanız ve başarılı mesajını okuyorsanız her şeyi doğru yapmışsınızdır. Ama kontrol etmekte yarar var. Cache'lerimizi silelim. Link. Bunun linki idi. Com Coma yönlenmiş. Sorun yok. Birkaç tane daha deneme yapayım. İletişim sayfasına bakayım mesela yönlenmiş mi? Evet. Gayet güzel son adım Google analitik arkadaşlar. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Analitik hesabınıza giriyorsunuz buradaki yönetici çark simgesine bastıktan sonra Mülk ayarlarına basıyorsunuz. Burada com.tr idi mülk adım onu com yaptım. Artık com.tr'yi kullanmayacağım dedim. Daha sonra Kaydete basıyorsunuz. Başarılı mesajını gördük. Burada Search Console ayarı var bağlamamız gerekiyor analitikle ve tool'u. tıklayalım burada comtr var silelim bunu evet bu mülkün silinmesine onay veriyorum sayfayı yeniledikten sonra burada kalktığını görüyorsunuz tekrar ekleyelim evet tekrar ekledik arkadaşlar kom ekledik daha sonra kaydet diyoruz Ve site taşıma işlemimiz tamamlandı. Yaşadığınız programları yorumlar bölümünde lütfen belirtin. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalışırım. Başka bir WordPress videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.